kara buğdayla yapacağım çok basit bir pilav. Mantarlı bir kara buğday pilavı. Şimdi bu arkadaş biraz uzun pişer, tamam mı? Birazcık daha su çeker, su ister. O yüzden ben genellikle şöyle bunun üstüne birazcık sıcak su çekiyorum ve hafif sıcak suyun içinde bekletiyorum. Ne kadar? 15-20 dakika, maksimum yarım saat kadar beklese benim için yeterli. Altını yaktım ve yavaştan tencereyi ısıtıyorum. Bu arkadaşımızın içerisine bolca mantar ekleyeceğiz. Çünkü esas lezzeti verecek olan şeylerden bir tanesi mantar. Tenceremiz hafiften ısınmıştır. Bunun içerisine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Birkaç kaşık kadar. 2 yemek kaşığı tereyağı. Hadi şu 2 yemek kaşığıdır diye tahmin ediyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledikten sonra 2'ye 2 karışık bir yağ yaptıktan sonra ilk yapacağım şey bir tane ince doğranmış soğanı alıp hafiften sotelemeye başlamak. Temiz bir tahta kaşık alayım. Ve şöyle güzelce soğanı burada yumuşatarak işe başlayayım. 3 diş kadar sarımsak. Madem yemeğe yani sarımsağı böyle diş vaziyetinde koyduk. Böyle işte dilim dilim koyduk. Hadi gelin pilava da öyle koyalım. Aynı şekilde. Çünkü bulgur pilavında o sarımsağı görmek benim acayip hoşuma gider. Sadece bulgur pilavında değil böyle kara buğday pilavında vesairede de öyle. Şimdi sarımsağı da koydum. Burada pilavı, daha doğrusu soğanı güzelce terlettim. Artık ateşi iyice bir gazlayıp mantarları da işin içine dahil edebilirim. Bakın, az evvel doğradığım yaklaşık 20 tane mantarı da atıyorum. Ve mantarlar hafif kendilerini bırakıncaya kadar şöyle güzelce bir karıştırdım. Mantarlar kendilerini birazcık bıraktılar. Artık bundan sonra pilavın son haline geçebilirim. O da içine koyacağım kara buğdayı şöyle bir süzgeçten geçirmek. Suyun büyük bir kısmını çekti ve şişti. Bu ne demek oluyor? Artık daha kolay pişecek demek oluyor. Aldım. Direkt olarak içerisine transfer ettim. Suda beklettiğiniz zaman efekt genellikle bu oluyor. Sonra yaklaşık 2 su bardağı kadar kara buğdayı böyle içerisine aldım. Pilav yapar gibi, tamam. Hiçbir ekstra farklılık yok. Bu tavuğundu, bu kara buğdayındı. Şöyle güzelce bir çevirdim hepsini. Tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Her şeyi güzelce bir karıştırdım. Ve şimdi suyunu çekeceğim. 3 ila 4 bardak kadar suya ihtiyacınız var. Ve eğer varsa bir tavuk suyunuz çok da iyi etki alırsınız. Burada aşağı yukarı 2,5 bardak kadar tavuk suyu vardı. Bunun üstüne şöyle 1 bardak kadar daha su çekeyim. Dediğim gibi 3 ila 4 bardak arasında suya ihtiyaç var. Bir tık da böyle nemli gibi kalırsa aman da ne güzel olur vallahi benden söylemesi. Her şeyi güzelce bir karıştırdım. Bundan sonrası klasik pilav yapar gibi. Önce yüksek ateşte, arkasından altını kısacağız ve kısık ateşte güzelce pişireceğiz.